Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat Kardeşler hizmet dosturlarından Risale-i Nur'un mevzularını toplama yapılmış. Meslek mevzuları tabi. imani mevzu değil bu. Mesela burada şimdi Risale'den toplama yapmamış. Burada en sonunda Fakir evinden ölçüleri, ölçülerle alakalı bir şey toplamış hadis ve ayetleri. Arkadaş, arkadaş çevresini değiştirmek müsbet ortam tesis etmek diye bir madde. Ama risalede de almış, fakat biraz ileride. Arkadaş çevresini konuşun, arkadaş çevresini değiştirmek. Müspet ortam tesis etmek, iyi olmak istiyorsak. İyi olmanın yolu dörttü. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla doğru şey yapmak. Doğru şey yapmak yetmiyor. Doğru zamanda olacak. Şu an sabah namazı kılınır mı? Yok, kılınmaz diye aleyhinde miyiz? Zamanı değil. Mesela meyhanede kılınır mı? Kılınmaz. Hani ana caddede kılınır. Kılınmaz namaz ya. Herkesin geçtiği ya doğru mekan olacak. Yani bir şeyin isabet edebilmesi için bu dört taneyi dikkat edeceğiz. Şimdi diyor ki Ebu Davud Edep 16, Tirmizi'de züfte geçiyor 45'te. Kişi dostunun dini üzeredir. Hadis. Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Sonra mesela ee, nereye gideceğimizden önce kimle gideceğimize bakın. Seyahat edeceksin değil mi Anadolu de Anadolu'ya? Herkeste seyahat edilmez, herkeste yemek gelmez, herkeste ticaret yapılmaz. Sonra gittikten sonra düşünme, o adam araştırma önceden. Mesela başıma gelen bir hadiseyi söyleyeyim. Ee, bir kardeşle yurt dışına çıkacaktık arabayla Balkanlara. İkimiz çıkacaktık. Konuştuk. Sabah geldi. İndim eşyamı aldım. Çantamı aldım. İndim ki bana sormadan birisini almış. Abi sormadım ama bunu da şey yapacağız. Ben niçin indim biliyor musun dedim ona. Allah razı olsun. Hoş geldin kardeş falan. Şoföre diyorum o şeye. ona. Ben gelemeyeceğimi söylemek için sana inmiştim. Ben yani bunu aldın demedim ya. Yani. Geri döndüm. Ben indim. Çünkü bana sormadan birisini aldı yol arkadaşın çok önemlidir. Yol arkadaşını sana sormadan alıyorsa yolda yapacaklarını hiç kimsin sana sormaz. En önemlisi ne biliyor musun? Yol arkadaşı yolda nahoş olan, beşeriyetimizin iktizası olan bazı davranışlarınız görürsünüz sağda solda anlatır. Bunu yapan senin öksürdüğünü, senin işte ne bileyim ne yaptığını, ne yediğini, ne hepsini böyle bakarsın Çarşaf çarşaf dışarıya atar. Kişinin do bak hadiste diyor ki kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat et. Madem oturup kalktığın kişiden tesir alıyorsun tamam şaşıracaksınız ama bir evli çoluk çocuk sahibi bir kadın kadına çok etkilenir ya boşanmış kendi başına hayat sürdürenle arkadaş olmaması lazım. Dul bir kadınla tavsiye edilmiyor. Mesela evli bir kadın gene bekar bir kızda. Erkeğe de aynı. Aile yuvası olan bir adam, şimdi bize uygulayalım, boşanmış tek başına bir yerde çalışıyor, şey yapıyor. Evli bir adam boşanmış bir adamla arkadaş olur. Ama dostluğu olmaması lazım fazla, uzun müddet. Niye? Kendi hayatını özene özene anlatır. Onun da bu hale gelmesine hissiyat kapısı uyanır. Hepsini din şey yapmış, kapatmış. Bizimle herkes arkadaş olmamalı. Kaldıramaz bizi. Şeriattaki ölçüleri söylüyorum. Edebi din ve dünya kitabında yok yok orada yazıyor. Evet. evet körle o yatan şaşı ile kalkar. Veya şöyle de bir şey uygulayayım. Daha okuyacağım. Ya bir nurculuklama altında ailevi münasebetler kuruyoruz. Bir bakıyoruz ki birkaç hafta sonra bir iki ay sonra benim kocam, benim hanımım, benim çocuklarım, benim kızım tuhaf tuhaf şeyler söylüyor ya. Tuhaf tuhaf şeyler istiyor. Tuhaf tuhaf fikirleri üretmeye başlamış. Tuhaf tuhaf davranmaya başlamış. Lan nereden kaptın sen bunu? Son bir örnek veriyorum. Fıtrattan örnek. Dağları hayal edin. Kuş kuşlarla. Bak mesela serçe kargalarla değil. Karga kargalarla. Çakal çakalla. Tavşan tavşanla. İlan ilanla. Kurbağa kurbağalarla. Kelebek kelebeklerle. Öyle değil mi arkadaş olmuş? Farklı olur mu? Fıtratta yok. Şimdi benim bir beşeriyetim var herkesin. Yani bunu kapattıktan sonra beraber yemek yiyoruz. Seyahat ediyoruz. Bu beşeriyet. Bir de herkesin. Yani mektubattan söylüyorum garip bakmayın. Üç canlı şahsiyet var. Beşeriyet, ubudiyet, vazife Kardeşim bazıları diyecek ki ya olur mu onlar? Ya münasebet kurma demiyor. Dostluk ayrı bir şey, arkadaşlık ayrı bir şey. Münasebet kur, uzun müddet yaşama onlarla beraber olmaz. Sirayet eder. Buzdolabında bile e, ee, üzerlerini niye kapatıyoruz? Yemek kokular birbirine siniyor. Balık piştiği yere koku sinmiyor mu? Zaten gelecek burada. Ben bunlar niye dile getiriyorum? Müslümanın evlerindeki sıkıntı doğa, doğasından değil, fıtrı değildir. Tamamen münasebet kurduğu kişilerle İçeriye giren mikroptur. Dışarıdan alınandır. Onlarla görüştükten sonra böyle oluyor. Niye dinimiz haramlık selamlık getirmiş? Haramlık selamlığa dikkat etmesen duman oluruz. Sonra bir de bakarsın karın gitmiş birisiyle kaçmış gitmiş. Haramlık selamlık olmayınca arkadaş gibi olunca artık arkadaş arkadaş ile arkada daş oldu. Hop eyvallah. Haramlık selamlık olsaydı onunla ne konuşabilirdi, ne tanışabilirdi, ne şey vesaire. Haramlık selamlık olmayınca duman ol. Haramlık selamlığa dikkat etmiyoruz. Etmemenin cezasını da çekiyoruz. Ebu Musa el Eşari'de nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. İyi arkadaş da kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miskten satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Müslim 1-146 Hazreti Hüseyin'in torunu söylüyor. İnsan bakır e, kaba benzer diyor kalay olursa o tabaktan güzel yemek yersin şifa olur. Eğer bakırın kalayısı gitmişse o tabaktan yemek zehir olur. Kalaydan maksat diyor. ilim demiyor ha. İlim demiyor ha. Ne diyor biliyor musun? He? Edep. Edepli arkadaş. Alim demiyor. Çünkü edep deyince altında da ilim var. Ama ilim deyince altında edep ille olmuyor. Öyle kitap yüklü merkepler var ki diyor. Kur'an değil mi? ilmiyle amil olmayıp ilmi var ama ameli yok. Kur'an söylüyor değil mi? Ne diyor? Kitap yüklü merkebe benzetiyor. Ama edep varsa onun altında ya şuurludur veya örfen gelmiştir. Doğuda bizim Karadeniz'de de doğuda da babaannelerimiz, annelerimiz acayip yaşarlar, edeplidirler. Ama onun ilimlerine sahip değiller. Nereden gelmiş? peygamberlerden tevarüsen gelmiş. Örf, anane, kültür, gelenek olmuş dinden gelmiş. Küt başka okuyorum. Bu da hadis. Yeri söyleyeyim. Feyzul Kadir 3. cilt 118 hadis no 2890. Kötü arkadaştan sakın onunla tanınacağından şüphe olmasın. Mesela beni birisiyle gördüler. Hakikaten gördüler. Dedi ki sonra hocam dedi el ettikten priz alacağım. Tanımıyorum ben. Adamı tanımıyorum inanın. Üçlü priz alacağım. Adamı tanımıyorum itimat edin iki defa söylüyor. Buyurun hoca efendi dedi. Tamam takkem var hoca. Tamam bir şekilde beni duymuş. Değil mi? Aldım. Hoca efendi bir şey sorabilir miyim dedi. Aldıma Buyur tabii. Fıkı bir şey soracak. Ya falanca zatla diyor. Çaylı'da o rıhtım oradan sohbet ete geçiyordunuz. Onunla yakınlık dereceniz nedir hocam dedi. Seni ben tanıyorum. Vay be yukarıdan aşağı soğuk su döküldüğü gibi. Dedim kardeşim bana bir felsefi soru sordu. Onu cevap veriyordu. Yakınlığım pek yok. Biraz geldi. Allah razı olsun hocam dedi. Biliyorsunuz değil mi onu dedi. Biliyorum biliyorum. Niye söyledim? Kötü arkadaştan sakın onunla tanınacağından şüphe olmasın. Kötü arkadaş diye söylemedim ben şimdi bunu. Yani onunla bilinirsin. Bazısı deyince ki bunu dinleyince kötü arkadaş mıydı senin? Yok öyle kötü demedim. Ama iyi veya kötü öyle bilineceksin. Mesela ben başımda geçen 2017'deki hadiseden şu cümleyi çıkarttım. Bu cümle 5 senelik hayatımın özetidir. 5 sene bir cümle. Bir insanı en iyi tanımlayan dostu değil. Hi yapabilir. Buyurun buyurun buyurun. Hmm, buyurun devirsin. Yani riyakarlık yapabilir. Dostluk yapılabilir herkeste. Kan kanabilirsin. Bir insanı en iyi belirleyen kime karşı fiilen düşmandır? O adam en iyi belirleyen ölçü odur. Tarihçe de şöyle geçer tarihçe hayatta. Bir insanın ihlaslı olup olmadığını nasıl anlarsın? Hayatına yani davasına başladığı andan sonra muvaffak olursa o davasına ondan sonraki hayatına bakın çizgisine. Eğer değişiklik varsa bu adam ihlaslı değildir. Tarihçe de geçiyor da muvaffak olduktan sonra şımarmışsa, çizgisi değiştirmişse, makas değiştirmiş tren yolu makası Ben 5 senelik hayatımın özetini söylüyorum. Bir insanı şüphesiz belirleyen dostu değil uzun bir vadeli fiilen düşmanıdır. Düşmanını belirler. Uzun vadeli yani bir böyle kızdım, bağırdım, çağırdım bir gün sonra ya özür dilerim. Onu kastettim. Kısa bu uzun bir vadeli düşmanı yani fikri ve ideoloji ve dava ise uzun vadelidir. Kısa zamanda onunla o dostluk şey düşmanlık bitmez. Fiilen laf sen değil. Fiilen onun karşısında duruyor mu? Onun karşısında nedir? Onun fikri olur. Ortaya koyduğu hayat olur. İddia ettiği felsefe olur. İddia ettiği dostları olur kitabı olur. Onun getirdiği hayat, onun getirdiği fikirlerle barışıksa o da o tiptendir. Fiilen ama. Bir insan en iyi belirleyen düşmanıdır. Yani. İkinci derecede dostu olur. Bu senin intibağın şeriata da uygulayabilir miyiz? La ilahe illallah. La ilahe düşmanın, illallah dostun. Hukukta uygulayayım. İşaret edeceğizden söylüyorum. Küfrü terk edersen iman olur. İmanla küfür olmaz. İlk önce iman sonra küfrü terk edelim. Hayır. Öyle de geçmemiş Hazreti Küfrü terkten sonra iman hasıl olur. La ilahe. Yani çe çeşitli safhalarda göstermeye çalıştım. İlk önce la ilahe. İlk önce düşmanın belli olacak. Sonra illallah dostun belli olacak. İlk önce düşmanın belli oldu mu? Tamam ondan sonra bakarsın. Bunu, bunu düşman edilen kimler var? Ha, dostluğunun sebebi düşmanlıktır. Bunu Şialar yapıyor. Şialar nasıl yapıyor? La <laughs> uhubul ali vel bu'zu Ömer. Ali'ye dostluğu nasıl anlaşılır? Ömer'e düşmanlığınla. Ömer'e düşman değilsen Ali'ye dost değilsin. Şiaların. Başka bir yer okuyorum. Buhari'de geçiyor. Kötü arkadaş demirci körüğü gibidir. Üflenince ateş kıvılcımları seni yakmasa da kokusu seni rahatsız eder. Ben çok gömleğime öyle gitmiştir. Köyde odun uf, uf, ateşi görmek istiyorum, mısır yakmak istiyorum veya kuzunu sıçran böyle şeyleri parçaları gömleğimi delmiştir veya duman silmiştir. Başka bu Nisa 119 sure ait <laughs> Meali kim Allah'a bırakıp da şeytanı bir dost edinirse gerçekten açık bir ziyan'a düşmüştür. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlık ve dostluk kavramları benzer şekilde zikredilmekle birlikte daha geniş boyutuyla da ele alınır. Allah'ın insanlara dost, dost, olması, Allah insanlara dost ya, dost istersen Allah yeter. Allah'ın insanlara dost olması, insanın Allah'a dost olması, insanın şeytanı dost edinmesi, ve iyilerle kötülerin birbirlerini dost edinmelerine dair pek çok ayet vardır. Bu doğrultuda iman edenlerden Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve doğru kimselerle beraber olmaları istenir. Tövbe yani 9. sürenin 119. ayet. İyi insanlarla beraber olun. Bazısı ne der? Karşınıza şöyle çıkar. Kalbe bak. Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Hak bilmez yani. Doğru dost edinin diyor. Bu Radiyallahu anh Hazretleri ne diyor Kalbime bak. Şeyde geçiyor değil mi? 19. sözde deprem bahsinde. Niye deprem başımıza geliyor bela musibet? Çünkü ilk önce diyor Müslüman ehli dalaleti fikren fikren kabul eder. Sonra iltizam eder. Sonra iltihak eder. İlk önce bana bir şey olmaz diye onun gibi güya insaf namı altında onun gibi düşünür. Sonra onun gibi yaşar. iltizam eder. Lazımdır der. Sonra iltihat eder. Ondan olur. Başka nerede geçiyor bu? Kastamonu 25. sayfada. Nisa 4. sürenin 144. ayeti mealini okuyorum. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edin, edinmeleri yasaklanır. Zuhruf yani 40. 43. 43. surenin 67. ayetinde muttakilerden başka dostların dostların birbirlerine düşman olacağı belirtilen kıyamet günü muttakilerden başka dostların bir yani dostluklar muttakinin din yoksa o dostluklarda birbirine düşman olacağı belirtilen kıyamet günü diyecek ki sen ben sana dost olmuştum sen bana böyle şey yapmıştın bir hepiniz bakın. Hayatınıza böyle nerede zarar gördün? Kolundan tutan arkadaştan olmadı mı? Sizi oralara o götürmedi mi? Pişmanlık içerisinde ellerini ısırarak keşke falanı dost edilmeseydim. Nerede geçiyor? Furkan suresi yani 25. surenin 27 ve 28. ayetlerinde. Dememesi için insan uyarılır. Zira müminlerin gerçek dostu Allahu Teala Resulü ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Maide suresi 5. surenin 55. ayeti. Yani akata müminler öyle de yani mümin müminlerde dost oluyoruz da fakat bazen suyu ahlakımız oluyor. Mesela ben ne dost olunca iyi olacaksın anlamına gelmiyor. Herkesin bir zaafı var. Benim de zaafım var. Yani Müslümanla dost olunca illa garantoluk değil. Yani e, mesela dindar kadın dindarla, erkek kadın erkekle ama yüzde yüz yani olmuyor işte. Çünkü bizde zaaf olduğu gibi onda da zaaf var. Bu dersteki gaye, hedef nedir? Dostluklarımızı, dostları doğru seçmek ama mutlak teslim olmak değildir. Dikkat edeceğiz ki sirayet etmesin onun ahlakı bana. Yunus yani 10. sure 62. ayette bilmeyene şöyle diyor. Allah'ın dostlarına hiçbir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de. Nisa suresi yani 4. sure 119. ayette. Allah'a bırakıp şeytanı dost edinenler ise hiç şüphesiz apacık bir hüsrana düşmüşlerdir. Rivayette işaret edildiği üzere dünyada edinilecek iyi bir arkadaş... Ahirette saadete vesile, kötü arkadaş ise hüsrana neden olacaktır. Rivayette işaret edildiği üzere dünyada edinilecek iyi bir arkadaş ahirette saadete vesile, kötü arkadaş ise hüsrana neden olacaktır. Arkadaş seçiminin kıyamet günündeki etkisini vurgulayan o gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Zuhruf 67 ayetiyle ilgili olarak Kurtubi'nin tefsiri içinde şöyle bir rivayet nakledilir Kurtubi. Diyor ki iki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden birisi ölür ve Rabbinin huzuruna vardığında Rabbim filan kişi bana sana ve Resulüne itaat emrediyordu. İyiliği emrediyor, emrediyor, kötülükten alıkoyuyordu benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim benden sonra onu saptırma, beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir. Bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet dermiş. Öldükten sonra dua ediyor. Diyor ki mesela Abdülkadir'in bir dostu vardı Malatya'da. Hep dershaneye götürüyordu. Dershaneye gitti. Nurları tanıdı. Vefat etse Abdülkadir senden önce Allah öyle diyecek. Ya Rabbi falan senin kolun falan dostumdu. Beni hep sakındırıyordu okudu mu? Hep böyle hayır şeyler söylüyordu. Allah'a bana hidayet ettiğin gibi onu da hidayette ama hidayetten saptırma. O da böyle ölsün. Oradan beri duaya bak ölünün duasını görüyor musun? Ölü derken burada ki, öteden. Ötende, ötelerin duası. Var mı senin Fatih? böyle vesile olup da namaza başlayıp nurları tanıyıp da vefat eden? Yok. Mesela namaza başlamasına vesile oldun. Nurları tanımasına vesile oldun. Hidayetine vesile oldun. Ama vefat etti. Çok var çok şükür. Zübeyir abi. Last, arabanın lastiği yanarak o yanması. Rize'de PKK'ya şehit düşen. Eski pazar, pazarın komünistlerindendi. Çok var çok şükür. Herhalde onların duasıyla ayakta duruyoruz da. çok vardır. Çok. İzleyenlerden. Tabii ya. Vesile olanlar. Ben ne yapabilirim? Ben ders okuyorum. Ben çekmiyorum, ufaltmıyorum, göndermiyorum, yapmıyorum. Bunları ben bir şey yaptım. Yok. Bunu çalışmış adam, çalışmışlar heyet. Ben ben bu hizmetin bir parçasıyım. Vallahi böyle, billahi böyle. Ben, ben mi şey yaptım bunu? Benim de katkım vardır bunda toplamada ama esas buna ömür vermiş adam. Külliyatı toplamış. Ondan sonra ötekisi çekmiş, ötekisi bilmem ne yapmış, ötekisi e, internetin hesap şey parasını ödemiş, ötekisi bilmem ne yapmış. O adama da ders ulaşmış. Görüyor musun? Abdülkadir'de Malatya'dan Fazile'ye, Fazile'ye değil mi Nurhan? Oraya ders atıyor. Dolayısıyla niçin anlattım bu kadar? Sizin de vesile olduğunuz çok kişiler vardır. Bilmediğiniz. Devam ediyorum. Nihayet yani ölünün duasını çok durdum onun için. Bak ötelerde ölmüş dua ediyor. Rivayet bu. Anladır mı abi? Babaannem çok derdi. Ölünün duası da olsun oğlum sana derdi. Ölülerin de duası senin üzerinde olsun oğlum derdi. Ulan ölünün duası olur mu ya? Varmış ha bak sana. Dua ediyormuş. Ya Rabbi dünyada bana o bana hidayete vesile oldu. Onu da hidayetine devam ettir. Onu da hidayette kalmasına ha işte. Bak bir de okuyayım. İki mümin ve iki kafir dost vardır. Müminlerden biri söylüyor ve Rabbinin huzuruna vardığında Rabbim filan kişi bana sana ve Resulüne itaat emrediyordu. İyiliği emrediyordu. Kötülükten alıkoyuyordu. Benim senin huzuruna çıkacağımı söylüyordu. Rabbim benden sonra onu saptırma beni hidayete eriştirdiğin gibi onu da hidayete eriştir bana kereminden lütfettiğin gibi ona da lütfet dermiş. E gördün mü? Ötelerin duası. Nihayet diğer mümin arkadaşı da vefat edince Allah her ikisini bir araya getirir ve birbirini övmelerini ister. cenab bak. İkisinin de birbirlerinden hayırla bahsetmeleri üzerine yüce Allah ne güzel dost ne güzel kardeş, ne güzel arkadaş buyurur. Allah çok hoş değil mi ya? Hoşuma gidiyor ya. Deli diyorlar onun için. Allah diyor ki hoşuma gidiyor. Ne yapayım? Tutamıyorum. Ya. Kafirlerden birisi ölünce ise Rabbim filan kişi bana sana itaatı, Resulüne itaatı yasaklıyor. Kötülüğü emrediyor, beni iyilikten alıkoyuyordu senin huzuruna çıkmayacağımı söylüyordu. Rabbim senden dilediğim benden sonra onu hidayete eriştirme. Beni saptırdığın gibi onu da saptır. Beni hakir düşürdüğün gibi onu da kir kıl dermiş. Uf. Ha? Da dua o da dua ediyor orada. Diğer kafir arkadaşı da ölünce yüce Allah her ikisinin de birbirlerini övmelerini ister. Fakat övmek bir yana ikisi de birbirlerinin kötülüklerini anlatırlar. Bunun üzerine Yüce Allah ne kötü dost, ne kötü arkadaş, ne kötü arkadaşmışsınız buyurur ve her, her biri diğer arkadaşına lanet eder. Kürtübi El Camiül ahkamul Kur'an Riyad 2003 17 16 109 ve 110. Yani cilt galiba 16. 16. 16. ciltin 109 ve 110. sayfa. Said Cübeyr'den şöyle rivayet edilmiştir. Said Cübeyr, Cübeyr'den şöyle rivayet edilmiştir. Ensara mensup birisi Resulullah'ın huzuruna geldi. Adam mahsundu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki seni üzgün görüyorum. Neden? Adam dedi ki: "Ya Resulallah, beni bir şey düşündürüyor. Nedir? Biz her gün akşam sabah sizin huzurunuza geliyoruz. Yüzünüze bakıyor, me meclisinizde bulunuyoruz. Yarın siz resuller birlikte olacaksınız. Yücelere varacaksınız ama biz size nasıl vasıl olabiliriz ki?" Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hiç cevap vermedi. Cibrili Emin Bekledi. Ceva, ceva, cevap vermemek şu demek. Allah'ım bilmiyorum. Senden bir insan bilmiyorum bu konuyu. Bana cevap ver. Demekmiş. Cibril Yemin Cenab-ı Hak'tan Nisa suresinin 69. 69. ayetini getirdi. Yani Allah nasıl böyle ya? Olaysız indirmiyor ya. Yani. Merak ettin değil mi? Evet. <laughs> Vallahi ben de merak ben ettim. Ha? Cibril getirdi. Hemen Cibril Ahmet Mehmet konuşma. Nisa suresinde 60 diyor ki Meal. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın nimet verdiği Resuller, Sıddıklar, Şehitler ve Salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır. Kimmiş bak kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın nim Allah'ın nimet verdiği resuller, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olacakmış. Ne müjde ya. Çok hoşta. Nasıl bir müjde ya? Bunu Allah söylüyor ha. Aklın almıyor değil mi? Allah söylüyor Allah. Bak şimdi. Orada putları da çekişerek bak orada putları da çekişerek valla biz apaçık bir sapıklıktaydık. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbine eş tutmuştuk. Putlara diyecekler. Bizi saptıranlar ancak suçlu, suçlulardır. Şimdi şefaatçımız yakın bir dostumuz yoktur. Keşke geriye bir dönüşümüz olsa da bir dönsek de inananlardan olsaydık. Şu ara yani 26. surenin 96 ile 102. ayeti. Acaba bunu diyen o kafir sen şimdi nasıl talep olurdu Mehmet? Allah kimse başına vermesin. Karşını cehennemi gördün. Yetmiyor, tazip etmez. Cenneti de gördün. Kafir gittin. Gelsen ne yapardın? Allah muhafaza. Ama ayet söylüyor ne yapardın? Evet bak o fırsat var ha. Şimdi o fırsat var mesela. La ilahe illallah çabuk söyleyecek. Belki ömrüm yetmez diye çabuk. La ilahe illallah de, çay, yavaş demez. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Belki ölürüm diye. Ama bunu deme e, fırsatımız var. Onun var mı deme fırsatı? Yok. Onun daha o fırsatı yok. Peki bu adam bu kafir zındık. Kafir gitti. Diyecek ki Allah. Allah böyle diyor. da söylüyor işte okudum. Bizi bir daha dünyaya gönder bakma nasıl olacağız. Allah ne diyor buna? Hatırladınız mı? Evet yalancıdır. Ha ne yapar? Gene aynısı olur diyor. Yalan söylüyor diyor. Çünkü gelecek o cehennemden belki bir şeyler yapar ha böyle ama gene aynı yalan söyler. İnno kazip. Kaziptir. Yalancıdırlar diyor. Yapmazlar. Allah'ın ayeti ya. biz mesela niye fırsatı değerlendiremiyoruz? Fırsat değil mi şu an bizden bu fırsat mı? Yani bu sefer bunlar söylendi hiç elektriklenmedik değil mi böyle? Şey yapmadık. Eh, ahır zaman fitnesinde yaşadığımız Müslümanlardanız. Yani duman olmuşuz ya. Sahabeler mesela hurmalıkta çalışırken aklı fikri mescitte. Akşam buluşacak ama ya ölürsen bu hurmalıkta Allah Resulü'ne bugün acaba ne ayet geldi? Acaba mescitte olan Asab-ı Sıfa'ya ne ders verdi? Gece gündüz onların yanında ya onları eğitiyordu ya. Kurmanlıkta çalışan ensar ve muhacir öyle dermiş. Ya ben uydurmuyorum. Aynı böyle. Acaba Asabu Sufa 300'de 500 kişi vakıf talebeleri vardı bekar. Mesela şey diyor ki mesela diyor, evet. Ayırı, beşeriyet ruhunda dünyaya nazır pek çok açılmış. 123 Mesnevi Nuri. Ya. Beşerin ruhunda çok, pek çok menfezler açılmış. Peki bu binada Arnavutköy'de herkes kalksın gitsin bir sen kal. Gene duramazsın. Bu dershanede tek kal olmaz. Onun için bana iyiliğiniz nedir biliyor musunuz? Sizin bana iyiliğiniz, her biriniz. Benim imanımı teyit ediyorsunuz. Evet abi sen iman ettin doğru yaptın. Evet abi sen risale okuyorsun doğru yaptın. Her birilerimiz birbirimizin imanına teyit ediyoruz. Sizin Müslüman olmanız bana en büyük iyiliktir. Sizin nur talebesi olmanız bana en büyük iyiliktir. Sizin aynı şeyleri sevip aynı şeylerden düşman olmamız bana en iyi, en güzel iyiliğinizdir. Ben de size böyleyim. Sizin imanınıza imanımla teyit ediyorum. İmanım var ya doğrudur. Haktır çünkü ben de iman ediyorum. Senin dostuna dostum, düşmana düşmanım. O zaman bir Müslümanın bir Müslümana en büyük iyiliği nedir? kendi varlığıdır. Bir daha bir daha bir müslümanın bir müslümana en iyi iyili kendi varlığıdır. Çünkü be, senin imanlı olman, müslüman olman benim müslüman kalmama vesiledir. Bütün efkar amme İslamiyet imanımıza kuvvet ve senet olur. Bak o ne yeri neresiydi? 494, 27. söz. işte Risalesi yani. Evet. 400. Bütün 1400 seneden beri. Efkar ame. 1400 seneden beri iman edenler hep imanımı teyit ediyor. Yalnız değilsin diyorlar bize. İman ederek sen de biz de ettik. Doğru ettin diyor. Ama herkes aleyhinde olsa ki o peygamber ancak tahammül edebilir. Peygamber aleyhisselatü vesselam amcası, e, amcası, kavmi, kabilesi düşman alende yani insan demez mi ya ben mi akıllıyım ya hiç zerre kadar tereddüt etmemiş. Yani o mümkün değil bize. Zuhruf 43 yani 38. ayetinde şöyle diyor. Nihayet bize gelince der ki keşke benimle senin aranda doğu ile batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın sen diyecekmiş. Başka bir yer okuyorum. Safat yani 37. surenin 51-57. ayetleri. Onlardan bir sözcü benim bir arkadaşım vardı dedi. Alayla alay ederek diyor ki der ki sen doğrulayanlardan mısın? Doğrulayanlardan mısın? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı biz mi diriltilip cezalandırılacağız? Alay ediyor böyle. Sonra var ya şimdi de. Sonra yanındakilere bakar mısınız dedi. Sonra onu cehennemin ortasına ortasında gördü. Tallahi dedi sen az daha beni de alçaltacaktın. Rabbini, Rabbimin nimeti olmasaydı ben de şimdi oraya getirilenlerden olurdum. Saffat 37. surenin 51 ile 57. ayeti. İmam-ı Şafi Hazretleri buyurur. Son birkaç tane şey kaldı. Bir adam görünüşte ne kadar güzel ahlaklı olursa olsun bile bile vicdansız ve kötü hüylü adamları dost edinirse ahlaksızlıkta onlarla müşterek sayılır. Vay be. Bir de okuyayım. İmam-ı Şafi diyor. Bir adam görünüşte ne kadar güzel ahlaklı olursa olsun. Ne kadar ahlaklı olursa olsun. Ne kadar istikametli gözüküyor. Ne kadar güzel konuşuyor. Ne kadar dindar. Ne kadar ne kadar olursa olsun. İmam Şahim, Bile bile vicdansız ve kötü huylu adamları dost edinirse ahlaksızlıkta onlarla müşterek olur. Sayılır. Ee, Şimdi hadis galiba. Hakim 3, 343. Bey hakim Şuab 2, 256 Taksim. Hadis nosu 4993. Ne diyor? Yalnızlık kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih bir arkadaş ise yalnızlıktan daha hayırlıdır. Ebu Davud Libas 4. cilt. 4031. Ebu Davud Libas 4. cilt 4031. hadis. Diyor ki hadis şerifte buyrulur. Kim, kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. İngilizlere, Amerikalılara, İsraillere, Tayvanlılara, Çinlilere saçını, başını yani nereye, neyini? İşte de, görmüş, değil mi? Ya. Diyor ki kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Yok hadis. Ebu Davud Libas 4. cilt 4 Taksim 4031. Ama şuradan belki şey bulurum ben. 5. Ee, şua'da geçiyor. Zorla taksa, taktırılsa zorla. Ee, onda şey yok. Şapka için söylüyor. Bir de fetret var. Mesela şöyle düşün. Hepiniz kendi anne babanızı düşünün. Anne babanızın çocuğu sen veya kardeşin. Bir de Bağdat Caddesi'nde dinle, imanlarla alakası olmayan Antalya'da şurada burada doğmuş. Çok 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 gafil bir ailenin çocuğu. İkisi de namaz kılmıyor. Haşirde aynı cezayı yanmaya alacak. Ha, o zaman ben topladım. Bunun peşine düştüm. Kim ne kadar mesuldur? Yani Evet bir KM benziyor. İngilizlere benziyor. Saçını, başını, boyasını, şunu bunu benzetiyor da. Onlardan olabilmesi için bu müstakil çıplak bir hadis. Ahkam, ahkam hadisi çıkartıyorlar ama biz hemen bununla hemen hüküm versek hepsini muhru basacağız. Değil işte. Bunun gibi hadisler var. Ne, ne diyor biliyor musun? ben insan ne kadar mesuldur. Ona ait ölçü buldum. Ee, ama böyle saydığım gibi değil. Ben topladım topladım, veciz yaptım. Bir insanın mesuliyeti iktidarı, ihtiyarı, salahiyeti, mesuliyeti kadardır. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti kadardır. Mesela fetret. Ve makkünne mazibin hatta nevesen resula. Yani biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Nedir? Ta mesela bizim aldığımız ders, senin annen babanın sana yüklediği ama öyle bir çocuk var ki senin ana babanın verdiği bir ortamda yaşamamış ki. Ha o zaman nedir? Onlar hafifleticidir. Yani sonuç aynı ama o sonuca götüren sebep farklı olunca hesap farklı olur. Ve iktidarı kadar, ihtiyarı kadar, salahiyeti kadar, mesuliyeti kadar mesuldur. Mesela diyelim ki kolu kesik. Abdestte kol yıkamak farz, ona farz değil. Hı. Mesela ama, necaset, bir dirhem şafide, musade yok. Hanefi'de avuç içi kadardır. Ama şehirde ona fetva verilmiş. Boyacılar, boyacılar ama sen bir miktar yağlı boya kalsa, abdest alsa, namaz kılsa, sonra tebeyin etse, açığa çıksa ki Boya vardı. Bir iade edeceksin. Boyacı ise iade etmez. O kadar da zorlamaz. Her zatıma ı içine normal abdestini alır, namazını kılır. Bu söylediğiniz dört şey e, hadis-i şerifin izahı mi oluyor? Yok. hadis şerifin izahı oluyor. Hepsi. Bu kalıptır benim söylediğim. O ben o e, ahkam şeylerdir. Yani bir insan ne kadar mesul olur diye bunun peşine düştüm. Yani ölçüleri topladım. Veciz yaptım. Bir insanın mesuliyeti iktidarı kadar ilk iktidar. Mesela diyelim ki adam namaza nasıl kılacak? Ayakta duramıyor. Oturarak. İktidar mı? İhtiyar tercihi. Tercihi ne kadar aldatılmış? Hangi ortamda İhtiyarı ne kadardı? Yani bu meselede ihtiyar. İhtiyar var mıydı? Yani meczup mu? Kafası ne kadar basıyor bu işte? Hani haçta, haca gitmek için kaç tane şart lazım? servet değil ha. Üç tane şart lazım. Sağlığı, sağlığı lazım. Mali, mali parası olacak. Başka? Yani. Bir... Aklı ha? Şuuru yani? Aklı, şuuru olacak. Başka? Başka? Hürriyet. Hürriyet. Başka? Beden ha? Beden, Beden sağlığı dedik. Müslüman tabii o şey. Bir de ne biliyor musunuz? Yol güvenliği. Ya. Mesela kalkıp şimdi Suriye'den Irak'tan böyle geçip haç yapamazsın. Ortalık karışmış. Ya orada yok şimdi. Ya yol güvenliği. O zaman bir insan e, mesul, mesela diyelim ki sahabelerin bir ta iki tane sahabe işkence ediyorlardı. Bir tanesini şehit ettiler. Bir tanesi de onların dediğini tekrar etti. Muhammed inkar et dediler. O etmedi. Şehit oldu. Ötekisi inkar etti. Serbest bıraktılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldikleri zaman dediler ki Ya falanca şehit oldu. Falanca da mürtet oldu. Hayır dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onu halis bir imanı var dedi o. Niye? Çünkü o ruhsatı tercih etti. O azimeti tercih etti. Evet. Ha, o zaman niçin söyledim? İktidarı, ihtiyarı, salahiyet, ne kadar yani ben mesulum mesela. Ben eşimden sorumlu değilim çünkü eşim yok. Ben, ben mesela şu binanın zekatını verdin. Binam yok ki. Şu arabanın şu paranın zekatını ver. Arabam da yok, zekat param da yok. Sonra ne kadar mesulum? Çocuk çoluk çocuğumda mesuliyetim yani mesul olduğum malım mülküm yok. Ondan sonra salat iktidar mı? İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Yani o konuda şöyle. Demek ki bunlarla şey yapılır. Mesela bir çocuk doğmuş. İslam ailede değil ya. Hemen pat diye şey yapmayın. Doğmuş. Ya bilmiyor ki ya. Bu saç öyle kesmiş, küpek takmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Vay hemen mühürü vur. Vuramazsın kardeşim. İktidarını var mıydı o çocuğun? İktidarı, ihtiyarı, salayeti, mesuleti. Onun için böyle çıplak hadis alırsan bu sefer hem zulme dersin hem zulme vurarsın. Men dakika duka. Evet. Nedir o? Ha bu. İcma. Ha icmadır bu. Öyle ama yani şey Mehmet mecal kalmamış ki. Yani mesela te, te, bilgisayar kastediyorsun tak ulaşıyor. Kardeşim onu isteyecek ruh yok ki ya. Mesela iktidar gelmeden adam mesela 15 yaşına varmadan bir genç aile tarafından tamamen bitiriliyor yani. Ya. O zaman nasıl tercih Zaten o. Acayip. Çok zor ya. Merhametli olmak lazım. Merhamet. Mesela bir genç yeğeninizdir, kardeşinizdir, bilmem ne sindinizdir dayısınız, amcasınız bilmem şeydir. Güzel bir sıfatı varsa o sıfatın çapını genişlettirmeye gayret edin. Kötü Aa. sıfatlar örtülür. Kötü sıfatlarla mücadele et, etmeye zaman harcamayın. Kötü sıfatların yok olması için zaman harcamayın. Kötü sıfatlar nasıl yok olur? Güzel sıfatlar genişlendikçe, çapı büyüdükçe kötü sıfatlar gözükmez. Yani iyiliği. Mesela nereden çıkarttım ben bunu? Tarih çayıtta diyor ki şunları şunları da öğrenirsen şu, şunlarla şunlarla daha iyi mücadele edersin. Bu diye bir tuzaktır diyor. Sen doğruları öğren zaten bunun dışındakiler yanlıştır. Öğrenmene gerek yok. Sen doğruları öğren. Yani şu onların kitabını da oku bak onların silahını da öğren. Yanlışı batılı tasvir ede ede öğren öğrene kafan berbat olur. Tarihçi de geçiyor. Şu kitabı da kursan, şunların sözlerini de şunları şunları da bilirsen, öğrenirsen daha iyi mücadele ede. Hayır daha iyi mücadele edemezsin. O hassasiyetin gider. Fezil, fuzu, vekili fuzulisi olursun diye Mestevi Nuriye'de. İnsaf namı altında onun kitaplarını, onun televizyonunu, onun kitle, şeylerin derslerini gidersen bu sefer onun gibi yavaş yavaş fikir iltizam etmeye başlar düşünürsün, ee, vekili fuziliyosu olur. Burada kesiyorum. Arkadaş çevresini değiştirirsen, hayatının kalitesi şöyle olur. Ee, ben onu matematikte kullanıyorum. Eskiden beri 15-20 seneden beri. Hayatınızı hayatınızda bazı insanları çıkartın. Çıkartma. Hayatınıza bazı insanları ekleyin, toplayın, toplama. Hayatınızdan bazı insanları bölün, bölün, bölme yapın. O kadar yakına gidin. Hayatınızın kalitesini yükseltmek istiyorsanız, hayatınızda onun hayatını çarpın. O, doğru olabilmesi için dersin başını özetliyorum. Doğru zamanda, doğru mekanda, doğru iş, kişilerle doğru iş yap. İnsanlar mesul olabilme ölçüsü iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti kadardır. Bölme çıkarma ona nasıl bölmeyi nasıl böl, Bölme. Mesela diyelim ki e, Abdülkadir'in üç tane şahsiyeti var. Yani beşeriyeti, ubudiyeti, vazife darlı. Böl üçe ya. İnsanı üçe böl. Hep öyle değilsin ki. Yani ben mesela bir şey beşeriyetimden çıktı ya. Bağırdım çağırdım. Ne oluyor daha? Yani hayatımda beni böl de hayatımın bütünselliğinde mi böl? Ya yani bu beşeriyeti ya bu lazlığı tuttu işte bu beşeri yani. kafayı veya kafası birisine taktı. Yukarıda Allah bilir kimi aradı telefonla sinirlendi. Benden çıkarttı ve Ruşt abi bize bazen bağırdığı zaman keyif alırdık. Niye? Elhamdülillah Ruşt abi bir yerden şey yapmış. Biz de o, o, rahatlamasına biz de sebep olduk. Çok şükür derdik. Hatta şöyle derdik ha bizde mantık farklı çalıştık. 15 gün 15 gün içinde eğer 15 gün geçtiği aldı hala bize bağırmıyor, çağırmıyor. Ee, gelip e, şeyimizi odamıza bakmıyor, lavabolarımıza, ders bir şey demiyorsa biz derdik ki bizi bıraktı, ilgilenmiyor. Ne haliniz varsa görün. Telsiz telefon vardı böyle. Böyle vardı ya. Panasonic diye böyle çıkartı şeyi o anteni elinde bir bakıyorsun pat diye kitap okuyor hiç amansız. Hiç güya hakikaten cevşen okuyor. Mer gitmiş, lavabolara gitmiş. Tuvaletleri açmamış. Banyoda havlu astı ne? Lan o havlu astı, o havlu. Ne olur lan orası havlu dükkanı olur. O temizlik malzemesini koymuş. Olur mu öyle? Hiç kimsenin bir şeysi olmayacak. Olmayacak kardeşim. Bir de hayadır ya. Edeptir yani. Hele çamaşır. Çamaşır. Yani ben bende de hassasım öyle ya. Orada hassaslığım geldi. Çünkü 17 yaşından beri yanındayım. Tersiz telefonla dolaşıyor. Hakikaten okuyor. Ezber cevşen. Cevşen ezber onun. Bir de sekine tamidi ezber on. Şimdi mut, mutfağa geçer. Ona biraz toparlasınlar diye bir ses geliyor falan. Biz de okuyoruz falan. Bakıyor. Ona böyle bakınca anlıyorum ki burada mı secde yapıyorsunuz? Yani temizlik istiyor. <laughs> tamam mı? Böyle. Tuvale bir de şey söyleyeyim de daha önce de söyledim. Banyoya biz 15 günde bir, ayda bir kovaya su koyardık, çamaşır suyunu koyardık. Şimdi başka temizlik maddesi mi, bilmiyorum. Eskimi söylüyorum. Ilık su kovaya. Onun içine de çamaşır suyundan bir parça koyardık. Eski elbise giyerdik. O fırça araba kalanı, Banyodaki o fanyasların arası var ya siyah. Ki onu fırçayla şapınca o siyahlık giderdi. Orada bir bakıyorsun. Ziyosun kokmuş. Sip siyah araları. la, bu bataryalar var ya musluk bataryalar. Renk değiştirmiş. Rahmet Abdülhamit'ten kalmış. Lan insanın şeyi gider ya hele mutfaktaki şey o musluk şeyleri ya renk değiştirmiş ya sileceksin pek nereden girdik nereden çıktık vaahir da vakum rabbil alemin el fatiha